Arkadaşlar merhaba. Bu Her Şey Her Yerde Aynı Anda isimli filmi izleyelim şimdi bakalım. Çok övüyorlar bu filmi. Bayağı yüksek puanlar almışlar. Bakalım gerçekten dedikleri gibi mi? Konusuna da bakacağız. Muhtemelen konusu için övüyorlar zaten. Ama ses kalitesine bakacağız asıl. İzleyelim görelim. Şimdi araya bir fragman geliyor. İstemeyen fragmanı sardırabilir arkadaşlar. Filmden sonra görüşmek üzere. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Version of I'm from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. No time to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you. Maybe your only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Wow, that was really good. Time is waiting in the wings. The universe. He speaks of senseless things. Is so much bigger than you realize. Of all the places I could be, I just want to share with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it. Mesela film bitti. Film çok yüksek puan almış aslında IMDb'den falan ama o kadar aşırı yüksek puan alacak bir film değil bence ama film ilginç, ilginç. Yani hani öyle ifade edebilirim. Kötü değil, izlenebilir, ilginç bir film. Ama yine böyle klasik işte geyliği, lezbiyenliği normalleştirme çabaları falan filan. Ses kalitesi bazı yerlerde derin baslar vardı. Basları iyi, baslarına iyi puan verebilirim. Surround çok fazla yok. Değildi aslında, biraz var ama çok çok da değil. Bakın 95 almış o Rotten Tomatoes'dan falan. Yani idare eder, izlenebilir. Ses kalitesine bir şey demeyeceğim. Ses kalitesi çok ilginç. Şey değil ya, Dolby Atmos değil. Yani Apple TV'den izliyorum. Buradan da bakalım tekrar. Dolby Atmos nasıl olmaz? Hayret, çok ilginç. Gerçekten Dolby Atmos değil film. Ben receiver'da fake, sahte Dolby Atmos'a çevirdim. Biliyorsunuz Dolby'nin ya da DTX'in şeyiyle yapabiliyorsunuz onu. Ama hiçbir şey katmadı. Bazı filmlerde çok iyi katıyor. Bunda hemen hemen hiçbir şey katmadı. Baslar, güzel baslar var. Surround'larda bir kullanılıyor ama yani ses için çok iyi puan vermem. Film ortalamanın üzerinde ilginç. Ortalamanın üzerinde ilginç bir film yani. Hani ilginç olduğu için ortalamanın üzerinde. Ama %95 vermişler. O kadar %95 etmez. Bir daha izler miyim? İzlemem. Kötü değil, izleyin.
Nasıl anlatsam bilemedim. İlginç bir film yani, ilginç. Ses kalitesi ortalama. Konusu ilginç. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.